Bildiğiniz üzere bugün Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamada faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığımızı belirtmiştim. Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22'de belirlenen adresi yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu DAEŞ'te olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadeleri alınacak. Olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Şunun altını çizmek istiyorum değerli basın mensupları. Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ve son olarak başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Azimle, kararlılıkla. DAEŞ ile ilgili değerli basın mensupları 1 Haziran 2023'ten bugüne 1046 operasyon yaptık. 2086 gözaltı, 529 tutuklu, 404 adli kontrol kararı alındığını da belirtmek istiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.